İslam bayrağını Kutaybe İbni Müslim Rahimahullah'ını başçılığı da bana bu cahilerin İslam yetip barat. Bu mintaka Samarkand deb atalardı buralar. Karasa kalaları cüda müstahkem. Ceng kılıp girip barışlık. Köp talafatlar barışlığı mümkün. Kutaybe İbni Müslim bana bu tarifki amel kılmazsan kirli oğlan bula. Bu Samarkand ahlını sizge yubarıgan mektubu değil. Mektubda okup görüp Umar ibn Abdülaziz'ni renkleri özgürer. Bana bu adaletli hükümde işitken Samarkand ahli tahsillerini birinci bulup ana şu Samarkand'daki butları ibadet kıladığı yollarını, kahulları İslam'a girer. Samarkand ahli ve onun etrafındaki halkların İslam'a girişliği bana şu görünüşte bu. Umar ibn Abdülaziz, rahimahullah'ın davullarında biraderler şimdi bir hadise vakiyeti bulup etken bana şu vakiyeye kıskaça tohtalıp etsek. Orta Asya'nın mintakalardan bir mintakaya İslam yetip barat. Umar ibn Abdülaziz'in davullarında. İslam bayrağını Kutaybe İbni Müslim rahimahullah'ın başçılığı da bana bu cahilerin İslam yetip barat. Bu mintaka Samarkand deb atalardı birodarlar. Samarkandni musulmonlar fath qiladi. Lekin fath qilishlik ko'rinishligi qanday bo'ladi desa, Qutaybe ibn Muslim Samarkand ahlini qal'alarini kuzatuv nazoratini o'tkazadi. Razvedka qiladi ya'ni. Qarasa, qal'alari juda mustahkam. Jang qilib kirib olishlik ko'p talafotlar bo'lishligi mumkin. Xalq qal'adan chiqqan vaqtda xalq bilan aralashib shaharni ichiga kirib oladi. Qutaybe ibn Muslim musulmon armiyalari kirib boradi. Ya'ni jangsiz kirib borishadi. Shu uslubda Samarqand fath bo'ladi. Samarqand suqut bo'lgandan keyin Samarqand ahli u vaqtda butlarga sig'inadigan odamlar bo'lgan. Asha xalqni kohillari keyin to'planishib bir hiyla qilishmoqchi bo'ladi. Islomni o'rganishadi. Musulmonlar o'zi jangida nima qilishlik kerak? Birinchi islomga da'vat qilishlik kerak. Keyin jizyani taklif qilishlik kerak. Agar ikkalasini rad qiladigan bo'lsa, keyin jang qilishlik kerak. Qutaybe ibn Muslim mana bu tartibga amal qilmasdan kirib olgan bo'ladi. O'zaro maslahat qilishib, kohillari, ya'ni ruhoniylari maslahat qilib turib aytadiki, biz bularni kattasiga, ya'ni xalifaga shikoyat qilamiz. Keyin o'zlarining ichidan eng ana shu but sanamlarga ixlos bilan ibodat qiladigan bir yigitni tanlab olishib elchi qilib jo'natishadi Damashqqa. Maktubda nima deb yozilgan bo'ladi? Sizni tayinlagan qo'mondoningiz bizni davlatni islom ta'limotlariga ko'ra zid uslubda bosib oldi deydi. Bosib oldi deb yozilgan bo'ladi. Samarqanddan kelgan yigit Halabdan o'tadi. Keyin to Damashqqacha yetib boradi. Damashqqa yetib borib, xalifani qasrini izlay boshlaydi. Qarasa, to'p-to'p odamlar bitta joyga kirib chiqishyapti. O'ylaydiki, mana shu xalifani qasri bo'lsa kerak deydi. Xalifa odamlar bilan mana shu joyda ko'rishsa kerak deydi. Keyin xalifani mashinadan topsam bo'ladimi desa, odamlar aytadiki, yo'q deydi, bu xalifani joyi emas, uchrashadigan joyi emas deydi. Bu yer masjid deydi. Masjiddan chiqqanlardan bittasi shu javobni beradi. Keyin aytadiki, masjid nima degan? Masjidni bilmaysanmi deydi. Masjid bu Alloh taoloning uyi, unda namoz o'qiladi deydi. Sen qayerdan kelding? Seni dining nima deydi? Dediki, men Samarqanddan keldim. Men butlarga sig'inaman deydi. Haliga musulmon hayron bo'lib aytadiki, mana shu zamonda ham butlarga sig'inadigan odamlar bormi deydi. Keyin o'tirib turib unga da'vat qilishni boshlaydi. Aytadiki, kasal bo'lsang shu butlar senga shifo beradimi deydi. Och qolsang seni to'ydiradimi? Senga biror bir nafni keltiradimi yoki biror bir zararni daf qiladimi deydi. Dediki, yo'q deydi. Nimaga sen unda bu butlarga ibodat qilyapsan? Sen yakka yolg'iz Allohga ibodat qilinki, u Alloh senga kasal bo'lsang shifo beradi. Alloh seni taomlantiradi. Alloh sendan zararni daf qiladi. Alloh senga manfaatni jalb qiladi. İslomga da'vat qiladi.
Kalbi İslam'a açılıp, hala yigit İslam'a kire. Kelime-i şehadeti getirip, taharat alıp, namaz okuydu. Hala halife bile görüşken yok. Yine halifeni soruyor. Halifeni kadın topsan buladı. Damaşk'ta köçelerden bir köçek işare kılışadı. Hani şu fakirler yaşayan köçek işare kılışadı. Şu cöyge barıp, en aşı, Hazreti Aytib Ütkenimizdik, en harabı bugün üylerden bir üyge işare kılışadı. Bana şu üy deydi. Şimdi kara kirse, bitti adam, üyde iş kılıp oturuptu. Üyünü tamirle yaptı. Bazı cöyler. Kaydı çıkıp gitti. Yo bu dedi, halifenin üyümese kendi. Kegini aytışadı ki, bana şu halifenin üyü deydi. Yani kaytip kirin. Kaytip kirip, Umar ibn Abdülaziz'in ekerliğini bilgenden kegin hattı takdim kılar. Bu Samarkand ahlını sizge yubarigen maktubu deydi. Maktubda okup görüp Umar ibn Abdülaziz'in renkleri özgeredi. Ve hat yazıp durup, dedi ki, bana bunu dedi, Kutaybe ibn Muslim'e barıp yetkizesen deydi. Bu hatta alıp Samarkand'a kaydı. Samarkand ahli, Samarkand'ı şu nimeleri, kahilleri, ruhanileri, onu bol kaydıp kemiydi de öyle şeydi. Lekin kaydıp bari. Kutaybe ibn Muslim'e hatını beredi. Bu hatta ne de yazılınken buladı. Cemil ibn Hadir al-Baci rahimahullah bu kişi kazı bogerler. Şu kişi kazı kılınsın ve ikili tarafını gapları eşitilinsin ve şer'i hüküm çıksın degen maktub bo'ladi. Keyin qozi ikkala tarafni yig'adi. Samarqandning kattalari, zodagonlari, rahbarlarini yig'adi. Va Qutayba ibn Muslimni va qo'mondonlarni olib kelinadi. Musulmonlar kirib bo'lishdi, bir necha oy o'tdi. Ozon aytilyapti. Musulmonlar u yerda ibodat qilishyapti, lekin hali Samarqand ahli dinga kirmagan. Qozini kutishadi, qozi kirib keladi. Qozi ham bir arvoq bir odam bo'ladi, ko'rinishlari. Nozik bir odam bo'ladi. Hayron bo'lishadi Samarqand ahli. Qutayba ibn Muslim, dunyoga dong'i ketgan qo'mondon. Hatto Xitoy ana shu vaqtda qo'rqib turadi Qutayba ibn Muslimdan. Shu odamning gapiga kiradimi deb o'ylashar. Qozi ikkala tarafni eshitdi. Samarqand ahli birinchi bo'lib gapirar. Aytadiki, sizlarning diningizlarda dedi. Birinchi da'vat qilinadi. Keyin unamasa keyin jizya, keyin jang dedi. Lekin dedi Qutayba dedi izinsiz kirdi dedi. Bizga da'vat ham qilmadi, jizyani ham taklif qilmadi dedi. To'satdan kirib bordi dedi. Qutayba ibn Muslimga gapir dedi. Qutayba ibn Muslim aytadiki, "Ey qozi dedi, jang bu hiladir. Boshqa uslubni men ko'ra olmadim. Bular Allohga shirk keltirgan, but sanamlarga ibodat qilgan bir qavm edi. Hozir mana Samarqand u joyda azon aytilyapti. Islom ummatini bir mintaqalardan bir mintaqaga aylandi deydi. Lekin ahli hali islomga kirmagan. Ikkala tarafni eshitgandan keyin qozi hukm chiqaradiki, mana bu qilingan ish Nabiy sallallohu alayhi va sallamni biz musulmonlarga qilgan vasiyatlariga xilof turdi. Nasihatlariga xilof turdi. Va qaror chiqaradiki, Qutayba ibn Muslim hamma lashkari bilan chiqib ketadi. Birorta musulmon Samarqandda qolmaydi. Hammasi chiqib ketadi-da, keyin boshqatdan xalqni da'vat qiladi. Agar rad qilsa jizya, agar shunda ham rad qiladigan bo'lsa, keyin jang bilan kirib kelinadi degan qarorni chiqaradi. Mana bu adolatli hukmni eshitgan Samarqand ahli mana bu narsadan ta'sirlanib birinchi marta bo'layotgan mahkama Samarqanddagi. Ta'sirlanib birinchi bo'lib ana shu Samarqanddagi butlarga ibodat qiladiganlarning kohillari islomga kiradi. Keyin xalq islomga kiradi. Musulmonlarning askarlari, lashkari Samarqanddan chiqar ekan, bu yerdan Samarqand ahli islomga kirgan bo'ladi. Birodarlar, bizi diyorlarının İslam'a kirişliği bana şu görünüşte bu. Samarkand ahli ve onun atrafı dedi ki, halkların İslam'a kirişliği bana şu görünüşte bu. 13 asırki İslam, elhamdülillah, bizi diyorlarda var. Bunun ne sebep oldu? Bunun Umar ibn Abdülaziz, rahimahullah'ını adalet bilen çıkarken
bir yine işleri oldu, bir yine kararları oldu. Bir orta bir tarihte, bir orta bir leşker bir cahide basa oladıken basa, o cahiden kaytip çıkıp gitmeyken. Umar ibn Abdülaziz'ni çıkarken hükümleri, mahkeme kılınsın deyip türüp çıkarken hükümleri tüfeylik, doğdurlar Samarkand ahli İslam'a girer. Samarkand ahli ve Orta Asya'daki Müslümanlar güvah ki Umar ibn Abdülaziz'ni adaletlerine. Bütün İslam ümmeti güvah. Bütün ahli sünne ulemaları güvah. Şunun için becizge bu zatını halifelerini beşincisi deyip türüp ateşmeye girer.